Şimdi sizler diyorsunuz ki ya biz buradaki pokut ve trim işlemlerini sildik. Fakat bunların çizgileri kayboldu. Bir tek şu işlem yapmadım var. Bunlar kesinlikle silinmiyor arkadaşlar. Bunlar bizim çok çöplük yani arka kısım dediğimiz yerde yardımcı element olarak duruyorlar. Onlar her daim orada kalırlar. Bunları görmenin yolu ise şurada invisible yani görünmeyenler hiddında. Eğer bu görünmeyenleri şov yaparsanız bu çiziminizdeki her şey buradadır. Peki program neye göre bir şeyi hidden yapıyor? Şimdi size bunu göstermek isterim. Bakın, şu benim çizgim gördüğünüz üzere. Bakın çok basit bir işlem. Şu çizgi var burada. Diğerleri de, onlar da var varsayın şu anda. Şu ben driving elementle kontürü gösterdiğim zaman diğerlerini gizliyor mu? Gizliyor. Bakın gizlemezsem ne olur? Ben bu parçama kalın parçama hacim veriyorum. Bakın sadece hacim veriyorum. Çizgilere dikkat edin. Hepsi gitti gördünüz mü? Onlar nereye gidiyor? İşte buraya gidiyorlar. Yani görünmeyen kısma gidiyorlar. Niye? Program bana biliyor ki sen diyor bir nesneyi çizgileri kullanarak başka bir nesne oluşturdun diyor. Muhtemelen bunları görmek istemezsin diyor. O yüzden onları görünmez yapıyor. Mantık bu arkadaşlar. Yani iyi bir şey değil mi sizce? Evet, yani ortamı temiz tutuyor. Yazdım, enterladım. Peki, onlar görünmüyor ise ben onlarla ne yapmam lazım? Şimdi, evet, dinlenme kısmı bitti. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Bir parçamız görünmez ise, yani bir parçayı nasıl yardımcı element yaparız? Şöyle ki, sizlerden ricam, şöyle sağ tarafa line komutuyla bir çizik atın. Bir çizik atın sağ tarafa. Basitçe bir çizik. Line komutu ile. Tamam mıyız? Şimdi bu komut bizim ne işimizi yapıyor arkadaşlar? Driving element komutu. Gösterdiğim elementi yardımcı öğelerini gizliyordu değil mi? Peki yani bu komut benim şunu yapıyordu arkadaşlar. Çizikten vazgeçtim. Şöyle bir rectangle yapıyorum. Sadece izleyin beni. Bakın rectangle'ı buraya koydum. Driving element komutunu hatırlıyoruz. Bu elementin yardımcı yönünü gizle diyorum. Nokta gibi çizgileri görünmez yaptı. Nereye gitti bunlar? Buraya gitti. Evet. Bakın. Şunu yaptık mı arkadaşlar? Driving elementle. 50'lik kare çizdiniz. 50-50 kare çizdiniz. Driving elementle bunun mu, bunun öğelerini götür, bunun öğelerini götür diyorum, yapıyor. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Driving element komutu ile yani direksiyonla şu şekilde gösterdiğiniz zaman tekrar yardımcı elementleri gizliyor. Peki bunları silmeyebiliyorsunuz. Bakın şöyle gizledim. Peki bunlar nerede derseniz lütfen herkes şurada durum çubuğunda bakın şöyle bir komut var. INV eşittir hit yazıyor. Yani invisible. Görünmeyenler şu anda hidden'da, kapalıda. Eğer siz burayı bir defa kliklerseniz şov yapar ve çizimizdeki her şeyi global olarak gösterir. Bütün görünmeyenleri gösterir. Tamam. Fazlalıktan size iki tane de şöyle bir şekil geliyor. Bunların ismi el feneri. Kesinlikle bunlarla oynamıyorsunuz. Programın ışıklandırma ayarları bunlar. Tamam. Bunların çıkması sizin show kısmında olduğunuzu söylüyor. Bu show kısmında sadece görüntü amaçlı kullanın bir şey yapmayın. Anlaşıldı? Şimdi burayı güzelce kapatıyoruz. Hidden yapın tekrar. Burada kimse görmeyeyim. Şimdi driving element komutunun bir benzeri olan mod visibility komutum var benim. Şu gözlük komutu arkadaşlar. Şurada kaynak gözlüğü gibi. Gördük mü? Evet. Bu komutun yaptığı iş arkadaşlar şudur. Nasıl bu komut bu elementin yardımcı öğelerini gizle diyorsa bu komutta gösterdiğim nesneyi yardımcı element yapıp görünmez yapıyor. Yani o elementin yardımcı element mi yoksa esas element mi olacağını modunu değiştiriyor. Çift taraflı. İstersen
Yardımcı element yapar, istersen esas element yapar. Bakın yardımcı element yaptığım için şu anda bu nerede? Görünmez oldu. Yani burayı şov yaparsanız görebilirsiniz. Tekrar hidden yaptın, görünmez oldu. Yani Diyebilirsin. Ama kesinlikle böyle layer yapmaktan düşünüp de burayı yapmayın. Tamam. Peki bunu yaptık mı? Bir deneyin arkadaşlar. Peki nesneyi yardımcı element olmaktan yani esas element yapmaya yani her daim görmek istersek yapacağınız işlem şu. Tekrar gelip bu komuta onu tıklayacaksınız. Ama neyi tıklayacak? Gönülde bir şey yok. Önce ne yapıyorsun? Önce show yapıyorsun. Sonra komuta gelip de parçayı klikliyorsun. Bir şey olmalı gibi gözükebilir ama aslında oldu. Show'u kapat. Geldi. Tabii. Görünür görünmezlik oluyor arkadaşlar.